Bugün size ayın 14'ünde olan, 14 Haziran 2020'de olan Karlova depreminin bize neler söylediği konusunda bazı bilgiler vermek istiyorum. Bunu Türkiye deprem bölgelendirme haritasından göreceğiz. Bakın Türkiye'de iki tane ana kırık var. Bir tanesi Doğu Anadolu kırığı, bir tanesi de Kuzey Anadolu kırığı. Burada sarı ile gözüken yerler kırık olan yerleri belirtiyor. Son Malatya, Elazığ arasında bir deprem olmuştu. Hemen Sivrice Gölü'nün olduğu yerde şurada. Daha sonra Pütürgi'de bir deprem görmüştük. Bu kırık şu şekilde kırıldıktan sonra bunun bir ucu Adıyaman, Kahramanmaraş'a doğru, bir ucu ise Palu, Bingöl, Karlova'ya doğru uzanmıştı. Bir depremle birlikte gerginliğin tamamı boşalmaz. O gerginliğin bir kısmı uçlara doğru gider. Yani bir kısmı burada toplandı, bir kısmı da burada toplandı. Şimdi burada ikilem, acaba gelecek deprem nerede olacak diye düşünülmüştü. Gelecek deprem Karlova'da olmasını düşündüğümü belirtmiştim. Çünkü Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Karlova'da olur. Şimdi Karlova'yı size biraz daha yakınlaştırayım, bilgisayarı alarak şöyle elime. Sanıyorum şu anda daha iyi görebileceksiniz. Şöyle Karlova'nın bulunduğu kesimi buradan görüyorsunuz. Daha yakın olarak görüyorsunuz şu anda. Şimdi dolayısıyla bunun en önemli yanı İki tane Türkiye'nin ana kırığının tam kavşak noktasında depremin olmasıydı. Şimdi Doğu Anadolu kırığı yaşlı bir kırıktır. Bunun yaklaşık yaşı 15 milyon yıl yaşındadır. Ama ve bunun üretebileceği en büyük deprem 7-7 onda bir dolayında bir deprem üretebilir. Kaldı ki hatırlarsanız eğer Elazığ Malatya depremi 6 onda 8 büyüklüğünde gerçekleşmişti. Biz buna büyük ölçekli deprem diye söz ediyoruz. Ama Kuzey Anadolu kırığı daha genç bir kırıktır. Bu kırığın yaşı yaklaşık 3,5 milyon yıldır. Yani Kuzey Anadolu kırığı olmadan önce burada Doğu Anadolu kırığı zaten vardı. Şimdi bu kırıkları oluşturan ana işleyiş, güneydeki Arap Kalkanı diye andığımız, bakın Hatay'ın bulunduğu yerden Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Maden, efendim Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır ve buradan Batman'ın kuzeyi Siirt, Hakkari ve buradan da Şendinli, Yüksekova ve İran'ın bulunduğu kesimden tam Suriye'nin ve İran'ın bulunduğu yerden Türkiye'ye yukarı doğru kaktırılıyor. Yani büzülüyor Türkiye. Bu büzülmesi sonucunda yükseliyor tabii. 45 kilometreye kadar derin bir kabuk oluşuyor burada. Aynı zamanda kuzeyden de sıkıştırılıyor Karadeniz'in olduğu yerde. Bu bindirmenin sonucunda bir de doğudan İran'dan doğru Türkiye'ye gelen bastırma var. İşte bütün bu üç tane basınç altında Anadolu Yarımadası nereye gideceğini bilemediği için kırılıyor. Kırıklardan bir tanesi Doğu Anadolu. Doğu Anadolu kırığı uzunca süre tek başına bu dirence karşılık koydu. Ama bundan 3,5 milyon yıl önce buna karşı koyamayarak bana göre Şendi'nin bulunduğu yerden Van, oradan Bitlis, Muş üzerinden Karlova, Kuzey Anadolu kırığı boydan boya yaklaşık 1800 kilometre kadar kırıldı. Ve Anadolu böylelikle iki parçaya ayrıldı. Şimdi bu kırılmalardan sonra iş bitti mi? Hayır. Çünkü buradaki kaktırmalar devam ediyor. Buradaki kaktırmalar sürdükçe Anadolu da tam bu çekirdeği, Anadolu'nun çekirdeği de Ege Denizi'ne doğru, yani batıya doğru bir ilerleme gösteriyor. Dolayısıyla Anadolu her yıl 2 ile 3 santimetre
batıya doğru bir ilerleme gösteriyor. Sanki bir kayık gibi. Tabii bunu milyonlarca yıla vurduğunuz zaman demek ki Anadolu'nun şu parçası Karadeniz parçasından ayrılarak Avrupa'ya doğru gidiyor. Demek ki şurası hareketli. Bu Anadolu'nun bu yeri hareketli. Kuzey ise daha durgun biçimde duruyor. İşte Karnova'ya geldikten sonra burada Türkiye'nin en vahşi olan Kuzey Anadolu kırığıyla Doğu Anadolu kırığı birleşmiş oldu. Tam burası kavşak noktası. Bir yerde birleşme varsa onun bir ürünü olur. Bu ürünün bir tanesini işte biz 5.8 büyüklüğünde bir deprem gördük. Yaklaşık ayın 14'ünde 17.54 gibi bir sırada. Bu çok yıkımcı olması beklenmezdi. Çünkü burası çok dağlık ve aynı zamanda nüfus yoğunluğunun çok dağınık olduğu, büyük olmadığı bir yer olması nedeniyle yapı niteliği çok iyi olmamasına karşın ölümcül olmadı diyebilirim. Sadece kule yıkılmasının sonucunda bir kişinin ölmesi bu depremden ölme diye addedilemez bu olay. Bakın iki kırığın bulunduğu yerde bir kırmızılık görüyorsunuz. Çünkü burası iyice kırıla kırıla burası düzleşmiştir. Şimdi ana olay birden canavar olan bu Kuzey Anadolu kırığı acaba uyanıyor mu diye bir kuşkuyla karşı karşıya kaldık. Şimdi Kuzey Anadolu kırığını uzun süredir bu bölge aşağı yukarı 1992'den beri burası pek büyük deprem üretmiyor. Ama Karlova'ya baktığımız zaman Karlova geçmişte 1865 yılında bir 6.1 büyüklüğünde bir deprem üretmiş. Sonrasında ise ürettiği büyük depremler aşağı yukarı 5.5 5.8 büyüklüğünde depremler üretmiş. Daha sonra 1944 yılında 7 büyüklüğünde bir deprem üretmiş. Ondan sonra da 1949 yılında yani 5 yıl sonra o depremden 5 yıl sonra bir deprem daha üretmiş. Şimdi bir deprem daha üretmiş. Onun büyüklüğü de yaklaşık 7. Demek ki Karlova 7 büyüklüğünde depremler üretebiliyor. Bu demektir ki depremin bir yasası vardır. Bir yerde belli büyüklükte bir deprem olmuşsa gelecekte o yerde en az o büyüklükte bir deprem olacaktır. Demek ki Karlova'nın bulunduğu kesimde en az 7 büyüklüğünde bir deprem, 7-7.1 büyüklüğünde bir deprem her zaman için beklenebilir. Bu çok yıkıcı bir deprem tabii. Sonra susmuş Karlova 1949'dan sonra ta ki 1965 yılında bir 5.6, 5.7'lik bir depremi daha olmuş. Ondan sonra tekrar bir suskunluk dönemine giriyor. Aşağı yukarı 2005 yılına kadar yani yaklaşık 40 yıl susuyor. Bu 40 yıl suskunluktan sonra 2005 yılında Karlova'nın bulunduğu kesimde 3 tane deprem oluyor aynı yıl içinde arka arkaya oluyor. Bir tanesi 5.6, bir tanesi 5.9, bir tanesi 5.7 olmak üzere 3 tane deprem oluyor. Şimdi bu aslında alışılmış bir deprem dizisi değil. Yani alışılmış bir deprem dizisi değil. Yani ortalama aynı büyüklüklerde 3 tane deprem arka arkaya geliyor. Oysa biz bunu sönümleyerek devam etmesini isterdik. Türkiye'nin diğer yerlerinde deprem kimliği pek Karlova'ya benzemez. Sonuçta 2005'teki bu depremden sonra 15 yıl burası susuyor. 15 yıl sustuktan sonra efendim Elazığ, Malatya depreminden sonra burası tekrar 2020 yılında hemen Elazığ depremiyle aynı yıl içinde o Ocak'ta olmuştu. Demek ki Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran yaklaşık 6 ay sonra burası 5.8'lik bir depremle kuduruyor. Peki bundan sonra ne yapar? Şimdi bundan sonra ne yapacağını kestirmek biraz zor. Ama benim beklentilerimden bir tanesi 1966 yılında Muş bindirmesinin bulunduğu kesimde
Muş-Varto depremi olmuştu. Bakın hemen şurada. Van şurası. Efendim Erciş şurası. Bitlis burası. Şurası Muş. Burada bir Muş Bindirmesi ve Kavaklıdere kırığı var. Bir de Bingöl Karakoçan kırığının bulunduğu bir kesim var şurada. Aynı zamanda Sancak Uzunpınar kırık kuşağı var. Tam şurada, şu şekilde uzanıyor Kuzey Anadolu kırığı. Şurada da Doğu Anadolu kırığının kesimleri. Yani şu kırmızının olduğu yer tam Karnova. Şimdi demek ki bana göre şu anda deprem gerginliği en yüksek olan yer Muş, Varto, ben Karlova, buradan da Erzurum'un güney kısmı Çatın, Tekman'ın bulunduğu kesimler, Yayladere. Ve ondan sonra Erzincan, Üzümlü kesimleri, buradan da Şebin, Karahisar, Niksar'a doğru uzanıyor. Sivas sınırlarına ve Tokat sınırlarına gidiyor. Bakın burası kesim yeri iken burada bir kesim yeri daha var. Buradan Malatya kırığının bulunduğu kesim aşağı yukarı Keban Barajı'nın batı kısmından doğru Malatya kırığı çıkıyor. Bu Malatya kırığı Divriği'nin Arakkil'in bulunduğu kesimde kuzeydoğuya doğru dönerek Kemah üzerinden Ovacık kırığını oluşturuyor. İşte bu Ovacık kırığının Kuzey Anadolu'nun kestiği yer Üzümlü, Erzincan. Dolayısıyla kavşak noktalarından ben çok korktuğumu söylemiştim size. İşte burası şu anda çekincesi en yüksek yerlerden bir tanesi. 1992'de olmuştu buranın yıkıcı depremi. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük depremi de Erzincan'da oldu. 1939 yılında 7.10'da 9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Burası 8 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir. Ve kırmızı görüyorsunuz buraya. Bu kırmızının ana nedeni Erzincan'ın bulunduğu yer yapı güvensiz alan olması nedeniyle. Bu kırmızılığı yaratan ne? Ovacık kırığıyla Kuzey Anadolu kırığının burayı sürekli olarak çentmesi, sulak ve ovalık bir kesimi oluşturması. Eğer sulak ve ovalık bir kesimse depremden çok fazla etkilenir. Orada çok yüksek yapıların yapılmasına da genelde izin vermemek gerekiyor. Şimdi durum bu Karlova için. Ama basında birçok uyduruk yazılar da çıkıyor. Özellikle ben bu görüntüyü bunun için yaptım. Yani işte ben 4 tane ilde deprem olacak falan demedim. Ama bu bölge gergin. Bu bölge gergin. Çünkü bir yerde depremin ne zaman depremi bilmek demek ne demek biliyor musunuz? Yerini söyleyeceksin. Büyüklüğünü söyleyeceksin. Bir de zamanını söyleyeceksin. Tekrar ediyorum. Yer, büyüklük ve zaman. Eğer şurada deprem olur dersen ben depremi bildim anlamına gelmez o. Kaldı ki biz coğrafya mühendisleri aşağı yukarı depremlerin nerede olacağını biliriz. Ve ben bu konuda 2003 yılında bir kitap yayınladım. Türkiye ve İstanbul'da depreme çözüm diye. Bunu da ayrıca video olarak kendi YouTube sayfama koymuştum. Yani Türkiye'de deprem beklenen 25-26 yer ve 33 yer ve oralarda hangi büyüklükte deprem olacak diye merak edenler onu izleyebilir. Bugünkü konuşmamı ben burada bitireceğim. İşte deprem oldukça YouTube kanalından yine bilgilendirmeye, canlı olarak bilgilendirmeye devam edeceğim. Çünkü yazılı basında biraz abartılı olarak çıkıyor. İnsanları korkutacak şekilde haberleştirme yapıyorlar. Özellikle gazeteciler çok okunsun diye. Dolayısıyla buradan benim ağzımdan dinleyeceksiniz bundan sonra. Birçok renkli televizyonda çıkma reddediyorum ben. Sadece Atatürkçü Cumhuriyetçi kanallara çıkıyorum. Dolayısıyla beni ancak o kanallarda görebilirsiniz. O da sınırlı olarak. Ve her gazetenin benden açıklama istediği zaman her gazeteye açıklama vermiyorum. Dolayısıyla böyle benim ağzımdan sapıtılmış haberlerle sizin aklınızın çelinmesini de arzu etmiyorum. Korkutulmasını da arzu etmiyorum. Çünkü doğrudan doğruya insanları korkutarak gazete sattırıyorlar veya reklam sattırıyorlar. Şu arada bundan kimin nasıl haberi olduğu bilmiyorum ama
Şu anda bana gelen sorular da var canlı olarak. Kapatmadan önce onları da yanıtlayayım. Sizden ricam, bundan sonra özellikle YouTube kanalımdan sık sık yayın yapacağım için, ki bugün 12.15'te bir yayınım var. Bu hadiseyi anlatacağım bugün, tamamını anlatacağım. Arkadaşlarınızla haber verin. Ve olabildiğince YouTube kanalıma eğer abone olursanız ben sevinirim. Çünkü eğer sürekli olarak deprem haberlerini benim ağzımdan dinlemeye devam etmek istiyorsanız, orada abone ol diye bir yer var. Oraya tıklayın. Abone olun. Paralı pulsuz bir şey değil. Yeter abone sayısı artsın ki ben de burada size bilgilendirme yapabileyim. Ben haber vermeden burada birçok kişi katıldı ama hepsine hoş geldin diyorum. Furkan Çiftçi İstanbul'da olacak mı deprem diyor. Hayır, ben öyle bir şey. İstanbul gergin değil, Marmara'da gergin değil. O üfürme haberlere bakmayın. Ben İstanbul şu anda deprem beklemiyorum. Aydın Gündüz Çelikan'da deprem olur mu diyor. Hayır, ben şu anda beklemiyorum. Erdem Umut, hocam merhaba. Kahramanmaraş Elbistan hakkında bilgi alabilir miyim diyor. Kahramanmaraş Elbistan şu andaki gerginliğin bir kısmı Kahramanmaraş Elbistan'a doğru, işte şurası orası. Elbistan kırığının bulunduğu kesim şurası. Şurada Malatya kırığı var. Şurada da Süngü kırığı var. Özellikle şurada da Tut kırığının bulunduğu kesim. Özellikle Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki şu bölge, yani Adıyaman'ın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın bulunduğu şu batı bölgesi şurası. Bunu sanıyorum görebiliyorsunuz. Şurası Adıyaman, burası Atatürk Barajı, burası Malatya, burası Elbistan Kırığı. Elbistan'dan bir kırık geçiyor, Bindirme Kuşağı. Şurası depreme çok duyarlı, şurası duyarlı deprem. Kahramanmaraş'ın içinde doğrudan doğruya deprem beklemiyorum. Ama şu bölgede deprem her zaman için beklerim. Ama buralardaki yer yapısının sağlam olması nedeniyle ucuz atlatacağımız kanısındayım. Ömer Tutar, ağzınıza sağlık hocam. Safranbolu'dan selamlar. Safranbolu'yu ben de selam söylüyorum. Safranbolu tabii herkesin çok sevdiği bir yer. Safranın olduğu bir yer. Bolu kent demek Türkçe'de. Safran kenti, yani safran şehri demek Safranbolu. Safranbolu'daki o güzel evler aslında Türklerin bulmuş olduğu depreme dayanıklı evlerdir. Onlar atalarımız orayı süslü evler diye yapmamışlar. Onları deprem evi diye yapmışlar. Çünkü o evler yani böyle ağaç çatkılı evler asla depremden yıkılmaz. Amerikalılar onları bizden kopyalayarak çelik çatkılı yapıları üretmişlerdir. Biz halen o evleri güzel evler diye geziyoruz. Aslında hepsi deprem evleri. Tabii ki güzel. Çünkü bizim ürünümüz o. Türklerin ürünü. Huzursuz bacaklar. Bu ne biçim isim böyle? Hocam Türkçe kullanımıza hayranım esenlikler. Çünkü ben bir Türk'üm. Türkçe konuşur. Bir insan hangi dili konuşursa kimliği de odur. Türkiye'de yaşayan herkese ırkına bakılmaksızın, kökenine bakılmaksızın Türk denir. Ben Türkçe'ye aşığım. Bir gün Türkçe konusunda da sizle söyleşi yaparız. Türkçe konusunda da kitaplarım var. Onları da size sunmak isterim. Ali Hakan Çörtlen, hocam saygılar, gönlünüze sağlık. Balıkesir bölgesi riskli midir? Balıkesir'le Yani Balıkesir aslında çok büyük bir il. Neden? Hem Balıkesir kuzeyden Marmara Denizi'ne kıyısı var. Hem batıdan Ege Denizi'ne kıyısı var. Balıkesir kadar güzel bir kent yok bence. İvrindik'i çok severim. Mesela İvrindik'te o pide yaparlar. Nazilli pidesi, Aydın pidesi var da harikadır. Balıkesir Türkçe anlamı çok deprem olan yer demek. Sındırgı var bir de orada. Sındı biliyorsunuz makas demek. Makas gibi kesilmiş çok kırıklı yer demek. Yani çok deprem olan yer demek. Bu demektir ki Balıkesir Sındırgı arası genellikle depreme duyarlıdır. Keza Balıkesir sınırlarında Gönen, Yenice arası depreme çok duyarlıdır.
Ben gerçekleri söylüyorum. Sakın yani bunlardan abartılı olarak burada büyük deprem olacakmış falan demeyin. Yani ileride bu konuları devam ederek depremden nasıl ölmeyiz konusunda da size bilgi vereceğim. Aydın Gündüz Samsat'ta fay hattı var. 2 sene önce 5-10'da 6. Bu sene Suskun. Samsat'taki depremlerin bir kısmı, Samsat aynı zamanda eski uygarlığın merkezlerinden bir tanesi. Dünya güzeli bir yerdir. Eski Urartu uygarlığının bulunduğu bir kesim. Bu sene biz oraya gezi düzenlemiştik. Bir de orada balık yiyelim diye gitmiştik. Ben aynı zamanda gezginim. Benim Boğaziçi Gezginler Topluluğu diye bir gezi topluluğum da var. Belki bir gün siz de katılırsınız. Samsat Urartuların eserleriyle doludur. Urartular da bizim atalarımızdır biliyorsunuz. Burada bir kırık hattı var. Genellikle barajların yaratmış oldukları depremler yük bindirmesi nedeniyle pek beşi geçmez. 5-5-10'daki. Biz bunları yapay depremler diye adlandırırız. Nesli uygan Burdur Fethiye yakın mı hocam? Yakın olup olmadığını söyleyemem. Ama özellikle Girit, Rodos, Fethiye'nin şu bulunduğu kesim depreme çok duyarlı. Özellikle bu yıl çok duyarlı. 4-5 yıldır Girit'in batısında olan depremler bugünlerde doğusuna doğru, Türkiye sınırlarına doğru kaydı. Aydın Gündüz, yüreğinize sağlık. Bilgiler için teşekkürler. Hocam kimseyi korkutmadan aydınlatıyorsunuz. Çünkü bilgi korkuyu yener. Bir insan ne kadar bilgiliyse korkusu ondan o kadar uzaktır. Peki bir insan Türkiye'de depremden nasıl uzaklaşır? Bir kişinin ekonomik durumu iyileştikçe depremden uzaklaşır. Bir insan yoksullaştıkça şehitlik başlar. Yani depremde ölene şehit diyorlar bu ülkede. Yani akıl alır gibi değil. Her şeyde ölene şehit diyorlar. Yani aslında yöneticiler kandırıyorlar bizi. Yani kendi hatalarını şehitlikle kapatmaya çalışıyorlar. Dünyaya kimse ölmek için gelmez. Hani kimdi o şarkıcı? Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim diye soruyor ya. Diyor ki ya ne kadar mutsuzum diyor ya. Böyle mutsuz bir ülke olabilir mi yani? Yani o bağırıyor, bu çağırıyor. Kimsenin yüzü gülmüyor. Her şey kötülüklerden söylüyor. O şehit oldu, bu şehit oldu, bu şehit. Kimse hiçbir ana çocuğunu şehit olsun diye doğurmaz, değil mi? Dolayısıyla depremde insan ölümlerinin ana nedeni o toplumun yoksulluğudur. Çünkü yoksul insan sağlam yerde, sağlam yapıda oturamaz. Birçok insan sağlam yerde kiraya dahi çıkamıyor. Çünkü sağlam yerdeki kiralar daha pahalı. Yani Türkiye'nin deprem ölümleri şehitlik olayı falan değil, tamamen yönetim ve yoksulluğun sonucunda ölümler olur. İnsanlar deprem bilincine erişmedi diye depremden ölmezler. Bu bir tercih meselesi değildir. Bu insanlar yoksul bırakılmıştır Türkiye'de. Yüreğinize sağlıklar, bilginiz için teşekkürler hocam. Aydın Gündüz demişti. Mehmet Emin Karabağlı, hocam selamlar. Aydın ilindeki jeotermal kaynakları depremle bir etkisi olabilir mi? Şöyle, eğer Aydın bölgesi bir deprem bölgesi olmasaydı ve orada göçünti alanları olmasaydı, orada jeotermal alanlar olmazdı. Yani her deprem aynı zamanda o bölgeye getirilen bir güredir. Güre nedir? Güre enerjinin Türkçesidir. Demek ki enerjinin Türkçesi neymiş? Güre. Şimdi Aydın çok güreli bir yerdir. Yani orada jeotermalin Türkçesi de kızıktır. Yani biz kızgın su diyoruz, sıcak su diyoruz, değil mi? Kızık su ise hiç elle dokunmayan yaklaşık 150 santigrat derecenin üstündeki sulara biz kızık su deriz. Geothermal İngilizce bir kelime. Bunu jeotermal demek de Türkçe demiş olmak istemiyoruz. Yani dilimizi çok bozuyoruz yani tarhana çorbası gibi. Yani herkes istediği kelimeyi tutup bu bir hainliktir yani. Bir gerçekten dilin içine yabancı sözcük eğer sokuyorsan bu hainliktir. Düşün şu anda salgın var. Birçok insan salgın demiyor, pandemi diyor. Ya kardeşim senin anan baban İngiliz mi, Türk mü? Değil mi? Niye salgın demiyorsun? Böyle güzel bir kelime varken salgını öldürdüler. Yazıklar olsun bunlara yani. Eğer bir ülkede kültürünü kaldırdığın zaman
O ülkede kimlik yoktur yani. Şu anda kimliksiz bir yurttaş olabilir mi Allah'ını seversen? Nesli uygun. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel anlatıyorsunuz. Ben de size nasıl bildiniz buna, nasıl katıldınız? Benim için de çok büyük, gerçekten şaşırtıcı bir olay oldu. Ama sevindim sizin katıldığınıza. Aslında 12-15'te tekrar birlikte olacağız. Ben orada size şu haritanın ayrıntılarını anlatacağım. Bu çok önemli bir harita. Bunun ayrıntılarını anlatacağım. Bu oturumları yeniledikçe deprem konusunda her şeyi öğreneceksiniz. Hocam selamlar. Serkan, hocam selamlar. Marmara depremi için biraz bilgi verir misiniz? Burayı ileride vereceğim. Ama şu anda Marmara gergin değil. Ayrıca bir İstanbul oturumu yapacağım, merak etmeyin. Şu anda sorular bitti. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Benim için şaşırtıcı bir güzellik oldu bu sizle esenleşmek sabah sabah. Bugün 12-15'te görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum. Böyle kollarınızı açın. Yurdumu, kendimi, sizleri, halkımı çok seviyorum diye yüzünüz hep gülsün. Deprem programlarını izlemeyin fazla. Yani kendinizi germeyin. Eğer bir kişi de televizyondan çıkıp da böyle bağırıp çağırıyorsa falan, onu da dinlemeyin, şat diye kapatın. Daima böyle sizin içinizi ferah duruma getiren konuları dinleyin. Hepinize sevgiler. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sevgiler. Sağlıcakla.